Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Rafet Bozdoğan Hürjet uçaklarının yapısal anlamda büyük oranda tamamlandığını açıklamıştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı Hürjet projesinde önemli bir aşama daha kaydedildi. 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan Hürjet prototiplerinin ilk iniş takımları üzerinde hangardan çekilirken görüntülendi. Bu kapsamda Hürjet'in ikinci prototipinin de üretiminin devam ettiği biliniyor. Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne 18 adet hafif savaş uçağı tedarik etmek için başlatılan ihaleye 6 şirketin teklif verdiği belirtilmişti. 18 uçak için yapılan sözleşmenin yaklaşık 4 milyar Malezya ringgiti değerinde olduğu ifade edilmişti. İhaleye JF-17B uçağı ile China National Aero Technology Import ve Export Corp, Faelli uçağı ile KAI, M346 uçağı ile İtalyan Leonardo, Tehas uçağı ile Hindustan Aeronautics Limited şirketi Hürjet ile TUSAŞ ve MiG-35 ve Yak-130, M346F uçakları ile Rus Rosoboron Export katılmıştı. Ancak ilerleyen süreçte Leonardo'nun ihaleden çekildiği belirtilmişti. Bazı kaynaklara göre, Güney Kore merkezli Korea Aerospace Industries, ihalenin kazananı durumunda. The Edge Markets tarafından aktarıldığı üzere teklif sahiplerinden birinin şikayeti üzerine Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından bir soruşturma başlatıldığı iddia edildi. MACC tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 1 Ekim'de Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen resmi bir mektupta bir teklif sahibine banka teminatı şeklinde ihale depozitosu alması söylendi. İlginç bir şekilde mektup başarısız olan teklif sahiplerine 10 Ekim'de parlamento feshedildikten sonra gönderildi. Savunma Bakanı Hişemuddin 27 Ekim'de LCA alımı için ihaleye çıkan firmalarla fiyat görüşmelerinin tamamlandığını ve Maliye Bakanlığı'nın ihaleyi onaylama kararını beklediklerini söyledi. Ancak bu durum akıllarda bazı soru işaretlerine sebep oldu. Bu bağlamda uluslararası teklif sahiplerinden birinin yerel danışmanı hükümete, parlamento feshedildikten sonra, büyük satın almalar ve mega projeler geçici hükümet tarafından üstlenilebilir. Failliği tedarik etmek ve diğer ihale tekliflerini atlamak için hızlandırılmış süreç, daha fazla kamu incelemesinden kaçınma girişimleri mi, sorusunu yöneltti. Ek olarak danışman, ihaleyi değerlendirmekten sorumlu yetkililerin, uygun bir doğrulama, değerlendirme ve karşılaştırma süreci yürütmek için hayati öneme sahip OEM tesisini, fabrikasını ziyaret etmeden bir teklif sahibi üzerinde karar verdiğini iddia ediyor.